Ökeş! Nereye götürüyorsunuz beni Ökeş? Görüşe gidiyorsun. Niye? Ne var? Çok konuşma, müdürün emri bu. Bilmiyorum yüzbaşı. Ulan nasıl bilmezsin lan? Şahmaran'ın firar edeceğini sen söyledin lan Ergen'e. İyi lan, benden şüphelenmiyorlar. Dediydim ben Assubay. Ben Bravo'dan öğrenmiştim. Bu işin altında o var. Cezaevinde Bravo'nun adamı olmalı. O kim Şivan? Yemin olsun ki, iki gözüm çıksın ki bilmiyorum yüzbaşı. Ben bildiğim her şeyi size anlattım. Bu yan hücreleri, Şahmaran'ın kaçacağını, Bravo'yu. Bildiğim her şeyi anlattım. Bana bak lan. Eğer yalan söylüyorsan, senin o gözlerini oyarım. Anladın mı lan? Ben Şahmaran'ın her şeyini bilirim yüzbaşı. Eğer onu yakalamak istiyorsan, beni çıkart buradan. Ben bulurum size onu. Nasıl bulacaksın lan Hergele? Bağlantılarım var. Ama serbest ve yalnız olmalıyım. Uyanıklı bırak lan. Uyanıklık falan yaptığım yok Assubay. Ya Şahmaran'ı verdiğimde beni serbest bıraksınlar. Ailemi alıp gideyim buralardan. Tek istediğim bu yüzbaşı. Şivan. Bu iş bizi aşar. Biz seni buradan çıkaramayız. Şahmaran'ı istiyorsanız eğer, bir yolunu bulmalıyız. Kaçarsam bulurum seni Şivan. O zaman inan bana, o çıkmak istediğin hapishane sana cennet görünür. Hayır Serdar Yüzbaşı. Niyetim Şahmaran'ı sana vermek. Başka bir niyetim varsa Allah belamı versin benim. Yerinde olsam Yüzbaşı'yı oyuna getirmeye kalkmazdım Ergele. Onun tersi fena çarpar. İnan bana. Aha be oğlum, ağanın tersi. Lan şöyle, çıkart şunu. Ne oluyor ya? Lan. Ne yapıyorsunuz? Çıkart şunu, çıkart! Çıkart lan! Hadi şunu çıkart, giy şunu. Cezaevinden izinde çıkmadın. Firardasın. Poliste, askerde eşkalin var. Şu an var ya, gerçekten aynen damgalı bir eşeğe benziyor. Eğer buradan böyle çıkarsan seni anında yenselerler. O yüzden seni azıcık tımar etmek lazım. Sıfatını azıcık gizlemek lazım. Çünkü sıfatın
ne kadar az görünürse o kadar insana benzesin. Naz'a cihazları test edelim. Tamam Serdar. Serdar, bu çok büyük bir risk. Bizi ya o Yavuz şerefsizine götürmezse, kaçarsa. Bu riski almaktan başka çaremiz yok komutanım. Bunu denemek zorundayız. Telefona ihtiyacım olacak. Biraz da para. Tamam. Seni evlat edinmedik lan. Vallahi kordon dostum. Gerçekten çok zeki he. Vallahi iyi yere tezgah açtın. Gündi ne istersen kap vallahi. Şahmarını istiyorum, tamam mı? Bana şahmarını getireceksin. Yok, eğer bir kahpelik yaparsan bu sonun olur Ergele. Bana bak la Gündi. Sen var ya kuş olup uçsan kanadını kırar kafanı kopartırız. Sözüm söz. Kalleşlik yapmam. Tamam, hadi yürü. Yürü. Hadi bakayım ufak ufak, hadi bakayım. Işığı Anka 1. Devam et Anka 1. Şivan şu an serbest. Şu an sana doğru geliyor. Tamam Serdar. Gidiş ya. Yine şarjı bitmedi. Sadıcığım. Ne var? Ya telefonunu bir veriversene bana. Benimkinin şarjı bitiverdi de. Ya bir dakika dur. Ya oyunum. Ya şimdi işim var, veremem. Ne yapacaksın acaba? Berivan'ı mı arayacaksın gene? Berivan'ı arayabileceğim, ne olmuş? Allah Allah, ne yapacaktın? Lan işte yandım senin yüzünden. Ne acaba? Bu heyecan ne? Bu sinir ne acaba? Al. Ara ne yapıyorsan yap. Kusura bakıverme Sadıcığım. İçimde bir sıkıntı var gari. Darılıp duruveriyorum. Allah hayırlara vesile ediversin ha. Amin amin. Sadıcığım ya öf. Sıkma sen de canını. Berivan bacı iyidir herhalde. Ne olacak ya? Yavaş oğlum, yavaş.
yapıyordur iş. İnşallah. Alo, buyurun. Benim Memiş. Memiş'im sen misin? Ne iyi ettin de aradın. İçim sıkılıyordu valla. Ay! Ne oldu Memiş? Alo? Ay, çamaşır asıyordum da Memiş'im. Onu düşündüm. Ya tamam, aman be Berivan'ım. Yüreğim çırpınıp çarpıveriyor gari ya. Zaten benim için bir garip. Daralıveriyorum burada. Daralma Memiş'im. Ben de çocuklar da iyiyiz Allah'a şükür. Berivan'ım, gönderdiğim kargo geri verdi mi ha? He, geldi. Sağ olasın. Hamza dayım da başınızda. Başımızda. Sen bizi merak etmeyesin. Sen nasılsın? Abim nasıl? Ben iyiyim Berivan'ım, ne olsun. Abin de bildiğin huysuz kordon komutan. Yüzü değişince huyu değişiverir mi gari? Bak ne diyeceğim sana. Şeyde bir öğretmen kız var gari. Kordon için çok uğraşıveriyoruz gari. Ama senin bu huysuz kordon abin yok mu? Kızdan kaçıveriyor hemen. Aman Memiş'im ha. Bir yolunu bulun. Abimi ikna edin ne olur. He tamam. Halledeceğiz o işi. Sen ki bilmiyor musun? İyi hele doktor oradaysa versene bana. He burada. Burada veriyor. Veriyor. Sadıcım. Bitti mi işim hep? Yenge istiyor. Alo. Beri. Ne yaptın kız sen? Ya bu Memiş'i öldüreyim mi acaba ya? Ortadan böyle ikiye böleyim mi acaba? Bunu üzüyor mu bu seni? Yürü git lan sadıç. Doktor. Abim ikna et ne olur. Sen bir yolunu bulursun. Sen bilirsin işini. Yap şu işi doktor. Tamam tamam merak etme ya. Şimdi ben bir yol bulurum. Yani o işlerde benim muhteşem derecede zaten perfect bir şekilde bir numara olduğum belli zaten. O işler bende hiç merak etme. Sağ ol. Tamam hadi görüşürüz. Verdim sadece verdim. Hadi bay bay. Gel. Benim hanım. Ben kapatıveriyorum tamam. Hayırlı haberlerinizi bekliyorum Memiş'im. Tamam tamam benim hanım o iş bizde. Kadınla çocuklardan başka kimse var mı evde? Bir kişi daha var. Bahçede çalışan bir adam. Kadının dayısıymış. Bu gece alın kadını. Çocuklarla odaya ayak bağı olur. Onları da öldürsünler. İki çocuğu ve kadının dayısını öldürün. Kadına zarar vermeyin. Temiz iş olsun. Kadın Suriye'ye gönderilecek. Çeşidin köle pazarında satılacak ona göre. Emredersin. Güven. Bu Berivan sadece Memiş'in karısı değil. Sungurların as subayı Celil'in de kız kardeşi. Güzel. Bu operasyon Sungurlara büyük darbe olacak o zaman. Yeğenleri geberen, kız kardeşi köle pazarında satılan Celil as subayı dağılacağına eminim. Komutanım, bu Şivan her gecesi aynı yerde dolaşıp duruyor. Oyalıyor bu şerefsiz bizi Serdar. Şivan şu ana kadar hep yararlı bilgiler verdi. Eğer oyun oynarsa sonucuna katlanır. Ah!
geberteceğim seni. Aga kolay gelsin, kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl, var mı bir şey? E kurdun dostum, bana telefonu bir versene, benimkine su kaçtı. Aldım. Çok teşekkür ederim, sağ ol, çok iyisin. Hadi aç 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 aç. Heh, tamam, bak Dilan'ın numarası var. Resmen oyalıyor ya. Kıyamet koptuğunda burada duruvermem sadece. Ben dışarı çıkıveriyorum. Utanmaz ol biraz Sadiç. Baksana aynı yerlerde dolaşıyorlar. Pardon dostum. Gerçekten çok sağ ol. Allah razı olsun. İşimi hallettim, sağ olasın. Yine neyin peşindesin, hasta bakıcı? Ya Kordon, acaba sana ne? Acaba benim özel meselelerim olamaz mı? Benim kendime ait bir hayatım olamaz mı? Seni çok ilgilendirmiyor olamaz mı acaba ya? Hadi görüşürüz, kolay gelsin, iyi bakmalar. Aga kolay gelsin, kolay gelsin. Evet kolay gelsin. Evet. Mesajını aldım Celil. Çok teşekkür ederim. Dilan, benden mesaj mı aldın? Beni akşam yemeğine davet ettiğin için teşekkür ederim. Bu kafede buluşuruz. 8 gibi gelirim ben. Ya arkadaş, Ordo'nun yüzünü görmek isterdim ben. Hiç merak etme Salıcığım. Nasıl olsa nasıl olsa gelir görürsün. Heh, gelin. Gel buraya. Yaktım lan sizi. Cayır cayır yandınız. Bittiniz ya, lan siz. Ya pardon, öfkelenme. Acaba bu öfkenin sebebi nedir ya? Kurdun dostum, gerçekten şu an buradan baktığım zaman aynı köpürmüş bir ayran gibisin ha. Fena mı işte komutanım? Kızı tanıyıverirsin, belki anlaşıverirsin. Yiğit. Kes sesini lan Memiş. Bak, benim işlerime burnunuzu sokmayın diye kaç defa söyledim size. Bu oyun değil lan, anlamıyor musunuz? Çocukça davranmanızdan bıktım artık lan. Ya pardon dostum, sen gidiyorsun kıza yüzük alıyorsun. Evet. Sonra gidiyorsun kızı evlenme teklif ediyorsun. Şu an bir yemekten mi kaçıyorsun acaba? Gerçekten senin bu yaptığın delikanlı adama yakışmaz. Delikanlı yere gezme ortada yani. Bak doktor, ben kimseye yüzük falan almadım. Evlenme teklif etmedim. Yılan Naz'a kumpas kurdu bana. Hem Berivan da bu işi duyunca çok seviniverdi. Evet. Abim yalnız kalmayacak dediydi o. Hala konuşuyor lan. Bak, ben kimseyle evlenmiyorum. Anlaşıldı mı? Sokun bunu kafanıza. Valla kurdunuz. Şimdi evlenin mi, evlenmeyin mi? Orası gerçekten ikinizin bileceği iş. Oraya biz karışalım. Evet. Ama şöyle bir durum da var. Eğer akşam o yerine gitmezsen, adın kurdun olan adın kayıtlığa çıkar, benden söylemezsin. Aynı senin yerinde olsam benim dilime düşmeyi hiç istemem yani. Siz ikiniz var ya, baş belasısınız lan. Ay. Ay. Tövbe tövbe ya Rabbim ya. Tövbe tövbe. Hayırdır Celil, ne oldu? Sinirlisin. Ne olacak komutanım? Bu doktorla Memiş çöpçatanlık yapıp Dilan'la aramı bulmaya çalışıyorlar. İyi işte, fena mı Celil? Sen sus Nazan. Sus, yoksa fena patlarım sana. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Benim gönül eğlendirmeye ne zamanım var ne de niyetim. İşimize bakalım ya. Bak şimdi şurada gördüğün adam var ya. Cehennemin dibine girsen de seni bulacağım Şiva. Galiba terslik var. Celil, bu işte bir terslik var.
Meryem peşindeydi komutanım. Ay ışığı Anka 1. Durum ne şu an? Meryem, cevap ver. Neler oluyor? Kaybetti kesin. Yanlış giden bir şeyler var komutanım. Şivan'ın sinyali siber internet kafeden geliyor Serdar. Bu şerefsiz bir şeyin peşinde. Alalım şunu komutanım. Bu adam olmayacak anlaşılan. Emirlerini yerine getirdim. Yüzbaşı beni cezaevinden çıkardı. Seni ve Şahmaran'ı ona vermemi istiyor. Hemen sınırı geçmek istiyor. Berivan'ı Şivan'la sınır dışına gönderelim. Sonra da Sungurları bitirelim. Daha değil. Sen Şivan'ı söyleyeceğim yere çağır. Telefona ihtiyacım var. Tabii, buyurun. Merak etme, geri getireceğim. Tamam, tabii. Kimsin? Serdar benim, Meryem. Şivan Şahmaran'la çalışıyor. Beni fark etti. Sınır dışına çıkmaya çalışıyor. Şahmaran'la irtibat kurdu. Tarihi handa buluşacaklarmış. Peşindeyim. Sakın adımı kaybetme Meryem, anladın mı? Yoldayız, geliyoruz, tamam mı? Sinyali takip ediyoruz Serdar. Meryem'in dediği doğru. Tarihi evlerin olduğu mahalleye doğru gidiyor. Halen daha peşimde kahpe. Dur! Yine nereye kayboldu bu şerefsiz ya? Şahmaran'la Bravo nerede? Seni niye gönderdiler Topal? Topal mı? Serdar, Şivan soytarısı Topal'la buluştu. Ses net değil. Sesi ayarla sesi.
Şivan Topal'a Yavuz'la Bravo'yu soruyor. Kuş gibi uçtun cezaevinden ha? Sen de çıkmışsın Şivan. Beni bulmak için seni bırakırlar demiştin. Haklı çıktın. Niye arıyorsunuz be? Ne oluyor? Ne oluyor dedim. Yavuz, Şivan ve o yeni şaklaban bir aradı. Ya kanka, bu Meryem nerede ya? Serdar. Meryem neredesin? Şivan ve Yavuz Bravo ile buluştu. Şivan'ı kaybettim. Onları bulamıyorum Serdar. Sinyal tarihi evlerin olduğu bir otoparktan geliyor. Oradayım ben de zaten. Ama nerede bu adamlar? Hiçbirini göremiyorum. Meryem, adamları hemen bul. Biz geliyoruz. Orada bir şey var. Çalışıyorsun lan it herif. Yok hayır. Ben dediğiniz her şeyi yaptım. Yerimizi tespit ettiler. Dur. Dur Şahmaran. Dur yapma. Yapma. Hadi. Dur! Dur diyorum, dur sana! Meryem. Yetişemedim Serdar. Kaçtılar. Doktor. Ha? Ölmüş. Meryem, kimseyi görmedin mi? Aracın camları filtreliydi. Hiç kimseyi göremedim. Bu çok kötü oldu. O iki haine ulaşacak yolumuz kesildi. Bunlar kim? Köye sızmaya çalışıyorlardı Şahmaran. Bunu sana getirdim Yüce Şahmaran. Hizmet için. Hizmetçim var. Defol git. Ama Yüce Şahmaran. Bu öyle bildiğin hizmetçilerden değil. Zungurlar Cevalı için. Nasıl?
Bırakın! Yürü, bırakın! Yürü, yürü, yürü. Bırakın yürü. Diyorum! İndir bana be! Bırak! Komutan Yiğit. Rahat edin çocuklar. Devam edin. Topal. Yine ortaya çıktı şerefsiz. Şimdi de Bravo'nun uşaklığını yaptığı belli. Şahmaran soysuzu kaçtı komutanım. Şivan'ı da öldürdüler. Layığını buldu sahtekar. Bravo denen adam kimmiş komutanım? Bir gelişme var mı? Maalesef Şerif. Hakkında tek bir bilgi bulunamadı. Adam tam bir sır. Düşman birken iki oldu. Planlarının, hedeflerinin ne olduğunu hemen öğrenmemiz lazım. İlk hedeflerini biliyoruz albayım. Şu hücredeki görüntüleri verir misin? Ne yapıyor bu? Şu resmi yaklaştırın. Kafayı bizimle bozmuş. Yavuz bizimle uğraşamaz. Dersini çok kötü aldı. Bu tipler kalleştir Meryem. Eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu hedef alacaklardır. Benim oğlumu bulamaz. Ben de aslan parçasını zaten sağlam aldım. Gayleden belli yani ikimiz de tek tabancayız. Benim de düşünecek hiç kimsem olmadı daha, yok. Onlar korumasız gari. Ya onlara bir şey yaparlarsa? Sakin ol bakayım. Sakin ol. Komutan. Gidiyorsanız Allah yoldaşlarınıza katıl. Onlar sizin acılarınızı görüyor. Teslim olduğunuz... Hamza dede. Babam bu kahraman, Celil dayım mı? İkisi de yamandır evlat. İkisi de yaman. Filme dalıp gittiniz. Saat geç oldu. Hiç. Hedefteyiz Bravo. Temiz iş çıkarın. Sorun istemiyorum. Kadını sağ salim getirin lan. Tamam. Alo müdür. Güven abi sorun istemiyor. Silahları susturucu takın. Hadi çocuklar.
Gelin artık yatalım. Artık uyuyacağız. Anne. He kuzum. Uyumadan önce kardeşimle ben seninle babam için dua edelim mi? Anne ne olur gidelim ne olur. Canlarım benim. Edelim. Edelim tabii. Hadi gidelim önce. Hadi hadi gidiyoruz hadi. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler dayım. Güzel Allah'ım. Şu anda bütün dünyada anne ve babasını kaybetmiş üzülen bütün çocuklara yardım et. Onların gözyaşlarını dindir Allah'ım. Onlar hiç unutmasın ki senin en çok sevdiğin güzel peygamberimiz de annesiz ve babasız büyümüş. Annem ve babam biz çok küçükken bize ilk senin ismini öğrettiler. Allah dediler. Sonra dua etmeyi öğrettiler. Yavrum bizi de dualarında unutma dediler. Onlar seni çok severler Allah'ım. Rabbim hep sev onları. Ayırma rahmetinden. Mahrum etme merhametinden. Rabbim hep sev onları. Ayırma cennetinden. Cennette de bizi birbirimizden ayırma Allah'ım. Amin. Yavrularım benim. Canlarım. Rabbim bizi hiç ayırmasın. Ne bu dünyada ne de öbür dünyada. Hep bir arada cennette olalım inşallah. Hadi uyuyun. Hadi yatağa. Evet. Evet. Allah rahatlık versin yavrularım. Asker kınası var. Hey gidi aslanlar.